Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Öfkenin zararları nelerdir? Öfke fıtri bir duygudur. Bu itibarla her insan öfkelenebilir ama önemli olan öfkeyi kontrol altına alabilmektir. Terapi yaparak muhafaza edebilmektir. Kızgınlık anında sabretmek, öfkesini yenmek, insan hataları affetmek aslında takva sahibi olgu müminlerin özelliğidir. Öfke kontrol edilemediği zaman ferdi ve toplum olarak pek çok zararla sebebet veren kötü bir davranış haline geliyor. Bir ahlak kavramı olarak öfke acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhuna uyandırdığı kızgınlık, intikam alma duygusu ve cezalandırma isteği anlamına geliyor. Öfkelenmenin ferdi ve sosyal pek çok zararı vardır. Şeytan kalbi öfke ateşiyle kavrulan kimsenin üzerinde çok daha etkili hale geliyor. Böylece onu istediği gibi yönlendirebiliyor. Onu sonradan pişmanlık duyacağı ve mahcup olacağı birçok yanlış yerlere yönlendirebiliyor. Bu sebeple büyüklerimiz öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kararır demişler. Aşırı şekilde öfkelenen kimse aklını tam olarak kullanamaz, basireti bağlanır ve muhakeme gücünü kaybeder. Bu durumdaki bir insanın elbette ki doğru kararlar vermesi ve adil olması beklenilemez. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz bir hakim öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesin diye emir buyurmuş. Müminleri öfkeyle ya öfkeliyken yanlış şeyler yapmaktan sakındırmış. Öfkelenen insan normal düşünme ve hareket etme yeteneğini de kaybedebilir. Doğru düşünemediği için de ne konuştuğunu bilmez, azdan çıkanı kulağı duymaz hale gelebilir. Kişi böyle durumlarda söz ve davranışlarla başkalarının kırıp incitebilir. En kötüsü de Allah korusun. Kendisini dinden, imandan çıkaracak sözler sarf edebilir. Yani öfkeli kişi öfkeyle kalkan, zararla oturur sözünde olduğu gibi hep zararlı çıkar ve selam. Öfkesini kontrol edemeyen insanlar çok basit nedenlerle kavga ederler ki onların sonu çoğu zaman yaralama, Allah korusun, kan dökmeye kadar gidebiliyor. Kontrol edilemeyen öfkenin sonucunda nice aile dramları yaşanmakta, akraba ve komşular arasında kin ve düşmanlık araya girmekte, nice cinayetler işlenmekte, Allah korusun, huzur ve güven ortam bozulmakta. İşte bir anlık öfke ateşinin meydana getirdiği maddi ve manevi zararları saymakla bitmeyecek. Bundan dinimi sakındırıyor. Öfkemize yenik düşerek yanlış davranışta bulunmamamız konusunda bizi uyarıyor. Bizleri öfkemizi kontrol etmeye ve affedici olmaya teşvik ediyor. Hz. Peygamber Efendimiz kötülükleri daha baştan önlemek maksadıyla Müslümanlara özellikle de çabuk öfkele müsait olanlara öfkelenmemeyi tavsiye etmiştir.